Gel aga, destek al. Destek al aga. Ev temiz. Ne oldu? Şurada bekçi vardı, onu da hallettim. Tamam. Gire lan, gire. Gire lan. Gire lan. Vay şerefsiz kundi vay. Teşkilatı kurmuş buraya ha. Vallahi her şey var, oh. Meryem, Meryem, Meryem çekil. Sizi buraya getirmeseydim yüzbaşı ölmüştü. Kes lan sesini. Sütü bozuk. Yaptıklarını beğendin mi doktor? Az daha komutanı öldürecektin. Bana bak Celil. Bu olanlar senin yüzünden. Beni delirtme. Sana söyledim. Zafer'le Zeynep'i zamanında gönder dedim, değil mi? Sen onları unut doktor. Ya yürü git lan. Eğer beni bırakmazsanız General Rüstem Şah Zafer'le kızı öldürür. Konuşma lan. Bu acemin kuyruğunu yakalamak için çekmediğimiz eziyet kalmadı. Sen bunu vermeye kalktın. Bize silah çektin. Kafayı mı yedin sen ha? Bana bak kordon. Sana söyledim değil mi? Zamanında uyar dedim. Harcadın ikisini de, sen harcadın. Yeter artık, devam etmeyin. Doktor. Hadi. Şu mermiyi al artık. Gücüm kalmadı. Tamam aga, hiç merak etme, şimdi geliyorum. Doktor. Sence Zafer şu anda ne yapıyordur? Senin o dilini keserim lan. Anladın mı lan? Adi şerefsiz. Hadi lan. Tek kelime daha etsene. Sadece tek kelime lan. Hadi. Aga, sırası geldi. Şimdi seni bayıltacağım, tamam mı? Meryem. Sen de Naza'yı ara. Durumu rapor et. Tamam Serdar.
Doktor bunu nasıl yaptı Meryem? Sardar'ın durumu nasıl peki? Doktor mermiyi çıkarmaya çalışıyor. Neredesiniz siz? Bu hat açık Naz'a. Güvenliğimiz için bunu söyleyemem. Ama şu kadarını bil. Yavuz yanımızda. Sınır bölgesinde hareketlenme var Meryem. Askerler sınırda güvenliği arttırıyor. Yerinizden çıkmayın sakın, tamam mı? Burada Serdar'ın toparlanmasını bekliyoruz Naz'a. Serdar benim için önemli Meryem. Ona bir şey olursa ben de yaşayamam, anladın mı? Ona iyi bakın, tamam mı? Naz'a, sence bunun sırası mı? Biliyorsun, Serdar benim için de çok önemli. Bana bak Meryem. Eğer ki şu an seninle insan gibi konuşuyorsan bunu o yanındaki adama borçlusun. Eğer eski Naz'a olmuş olsaydın bana ağzını açmaya cüret bile edemezdin, tamam mı? Üçüncüsü, Serdar'ın durumundan beni an be an haberdar edeceksin. Anlaşıldı mı? Peki Naz'a. Naz'a var diye senden asla vazgeçmem Serdar. Kasım fazla iyi niyetlidir. İnsanları sever. Ben insanları sevmem kadın. Benim gözümde pislik kadar kıymetin yok. Böyle bir de Türk sen. Hadi söyle. Söyle bakalım nerede buluşacaktınız? Nerede saklanıyorlar? Bilmiyorum. Lan. Kızına kavuşmak istiyorsan konuşma kadın. Yoksa kızın gözlerinin önünde ölür. Bilmiyorum ulan. Yayınlayın. Emredersiniz generalim. Söylen bu kız, ülkemize sızan Türk teröristlerinden birinin kızı. Teröristin kod adı Doktor. Buradan teröriste sesleniyoruz. Hayır. Bu sevimli kızın annesi öldü. Bu kız artık bu ülkenin inancına, geleneğine göre yetişecek. Zamanı gelince de babasının ülkesini en büyük düşman olarak bilecek. Zafer. Öldü mü Zafer? Kızın adı Zeynep'ti ama değişti. Artık adı Züleyha. Doktor amca gelmeyecek mi artık? Öldü mü? Ama bana söz vermişti. Geleceğim demişti. Yok. Yok Zeynep, ölmedim ben. Ben ölmedim. Buradayım. Zafer. Doktor, eğer istersen Zeynep'i sana verebilirim. Onu da kaybetme. Benim için de evet. Kes tan sesini.
Doktor, Zeynep Acem kültürüne göre yetişecek. İyi düşün. Kes lan sesini. Doktor, dinle. Kes dedim lan. Kes dedim lan. Kes ulan sesini. Geç. Kızım. Ana. Kuzum benim, canım yavrum. Televizyona çıktım ben ana. Doktor amcaya gel beni kurtar dedim. Aferin benim yavruma. Adam seninle oynuyor, anlasana doktor. Buldu senin zayıf noktanı. Sen de saf gibi bu oyuna geliyorsun. Gordon. O zaman sen cevap ver. Zeynep'in yerinde senin oğlun Yavuz olsaydı sen ne yapardın? Baba. 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 Saçmalamayı kes doktor. Kapa çeneni. Saçmalamayı kes doktor. Acıların en büyüğünü yaşayacaksın Kordon Cenk. Hadi hadi. Benim yaşadıklarımın aynısını yaşatacağım sana. Hadi, hadi koş. Baba. Baba. Yavuz dur. Baba. Dur Yavuz. Dur Yavuz. Baba. Yavuz dur. O senin baban değil. Hadi bakalım. Hadi sınıfa. Sınıfa gidiyoruz. Sınıfa gidiyorum. Hadi bakalım. Yavaş. Hadi koş. Dikkat et. Şimdi ondan subay. Tuvalete gitmek istiyorum. Kes lan sesini.
Doktor. Zafir öldüyse o kızın sorumluluğu sende demektir artık. Kurtar o kızı doktor. O psikopat astsubay anlamaz seni. Ölecek olan onun yakını değil. Belki Zeynep de çoktan ölmüştür ha? Şerefsiz. Kafanı çalıştır doktor. General onunla bağlantı kurmamı bekliyor. Benden ümidini kesmeden öldürmez onu. Çıkar telefonunu. Vereyim numarayı ara. O seni Zeynep'le konuşturur. Takas anlaşması yap. Bitsin bu iş. Doğrusunu yapıyorsun doktor. İçeridekiler anlamıyor seni. Ver lan numarayı. Ne oluyor lan burada? Doktor. Sen hala akıllanmadın mı ha? Beni buradan çıkarmanıza asla izin vermeyecekler. Ya. Doktor doğru olanı yapıyor. O küçük kızı kurtarmaya çalışıyor. Lan Hergele. Seni Türkiye'ye götüreceğiz. Ülkeni aceme satmanın, vatanına ihanet etmenin hesabını vereceksin lan. Saf mısın sen astsubay? Devrim muhafızları bu yapıyı kurmak için ne çok şey yaptı. Tam meyvesini alacakken beni buradan çıkarmanıza asla izin vermezler. Doktor, o küçük masum kızı düşün. Aklını kullan doktor. Ne oluyor burada? Ne olacak? Gene doktorun kafasını karıştırıyor bu İbn-i Selül'ün torunu. Doğru söylüyor. Bu alçak kundi için öldü. Zeynep el kadar çocuk. Onun daha ne olacağı belli değil yani. Sen ne diyorsun doktor ya? Görevimiz bu şerefsizi ülkeye götürmek. Anladın mı doktor? Doktor, yaptıkların yetti artık. Serdar'ı vurdun. İşleri bu hale getirdin. Kendine gel artık. Meryem. Zafir öldü, öldü. Evleneceğim kadın öldü. Zeynep ama o küçücük kız yaşıyor hala. Onu kurtarmak hala elimizde. Onu hala kurtarabiliriz. Kesin be. Derdiniz ne sizin ha? Aramızda tek kişi bile sağ kalsa onun görevi bu haini ülkeye götürmek. Bu kesin emirdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Doktor. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Tamam. Şu iti içeri getirin. Yürü lan. Yürü. Yürü şerefsiz. Otur lan şuraya. Otur. Serdar, baksana şuna. Ben istemiyorum. Zeynep. Ben Türk'üm. Doktor amca kurtar beni. Tüm teröristin kızı bizim okulumuzda bizden biri gibi yetişmeye başlarken ölen annesinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü. Buradan ülkemizde terör eylemi yapan Türk teröristlere sesleniyorum. Sonunuz bu kadın gibi olacak. Hepiniz öleceksiniz. Bu küçük kız da bizim size en büyük kozumuz olacak. Bizden biri olacak. Aka. Olamaz yani... Bu işte bir yanlışlık var yani. Zafir ölmüş. Şimdi ben böyle duramam. Vallahi Zeynep'i göz göre göre kaybedemem. Burada duramam. Ben
Dua edin o doktor olacak terörist sizi seviyor olsun. Yoksa ölüm bile kurtaramaz sizi elimden. Anka cevap ver, acil. Hayırdır inşallah. Bu kodu bu şartlarda kullandığına göre durum ciddi olmalı. Yuva ay ışığı devam et. Acil durum var. Meryem telsizi bana ver. Ne oldu Naz'a? Serdar, çok şükür sesini duydum. İyi misin? İyiyim Naz'a. Sen ne oldu onu söyle. İlçede kreşe bir terörist saldırdı. Kreşteki çocukları öğretmenleri rehin aldı. Güvenlik güçleri şu an kreşi sardılar. İyi de bundan bize ne Naz'a? Başka adam mı kalmadı müdahale edecek? Müdahale ediliyor Celil. Ama o kreş senin oğlunun gittiği kreş. Ve hedef senin oğlun. Hedef. Benim oğlum mu? Evet Kordon. Kreşe saldıran terörist senin yıllar önce bir çatışmada öldürdüğün teröristin bir oğluymuş. Adam senden intikam almanın peşinde. Seni istiyor. Terörist şayet seni karşısında görmezse oğlunu, kreşteki bütün çocukları, öğretmeni öldürmekle tehdit ediyormuş. Kreşte çok sayıda subay ve assubayın çocukları var. Üst düzey bürokratların da çocukları var Kordon. Aşağılık herif. Çocuklardan ne istiyor? İlçe kötü karıştı Serdar. O çocuklar hemen kurtarılmalı. Biliyorum operasyonun ortasındasınız ama çocuklar söz konusu Serdar. Ayrıca karargaha çok üst düzeylerde inanılmaz baskı var. Celil nerede diye açıklayamıyoruz. Komutanım. Celil. Durma. Hadi çık hemen. Sizi bırakmam komutanım. Tartışacak zaman yok Celil. Bu konu tartışmaya açık da değil. Biz başımızın çaresine bakarız, tamam mı? Hadi, hemen çık. Hadi. Komutanım, doktora dikkat edin. Sen kendi işine bak Kordon. Bari vicdanın burada rahat olsun. Git hadi. Sen bir gelsene. Bak aslanım. Birincisi o kafayı unutmadım. Ama canının sıkkınlığına veriyorum. Bir daha affetmem. İkincisi, Zafer'i öldüren ben değilim. İyi düşün. Komutanın telefonunu alıp aradın. Onların yerlerini deşifre ettin. Şimdi vicdanını sen temizle bakalım. Vicdan başa beladır be. Bütün rehineler ölmeden kurtarılmalı. Naz'a, Celil yola çıktı geliyor. Sağ ol Serdar. Peki siz nasıl çıkacaksınız oradan, bir planın var mı? Burada sınırların tutulduğunu biliyoruz Naz'a. Allah'ın yardımıyla bir çıkış yolu bulacağız. Seni çok özledim. Bir an önce dönmeni bekliyorum Serdar. Sen dinlensen iyi olacak Serdar. Naz'a. Serdar'ın dinlenmesi gerekiyor. Bağlantıyı kesiyorum.
Anlaşılan bana savaş açtın Meryem Hanım. Savaşalım bakalım. Bakalım kim kazanacak? Güçlenmen için bir şeyler yemelisin Serdar. Yüzbaşı, bu çaylak ajan sana tutkun. Haberin var mı? Bırak bunları alçak herif. Sen ülkeye dönünce başına gelecekleri düşün, tamam mı? Beni Türkiye'ye götüremeyeceksin yüzbaşı. Doktor, ne yapıyorsun? Bu su yoluna girecekmiş de, yürü lan. Doktor. Aga tamam sen yat, merak etme. Ben de o. Yürü lan. Geç lan şöyle. Geç. Doktor, biliyorum en akıllıları sensin. En azından siyaseti biliyorsun. Ben siyaset miyaset bilmiyorum lan. Benim tek istediğim Zeynep'in sesini duymak. O iyi mi onu bilmek istiyorum, tamam mı? Tamam, kolay doktor. Çıkar telefonunu, numarayı söyleyeyim, ara. Terörista tahta takip hastat agar kesi etelayi azen goruya teröristi baraya bazdaştı anha daştı başat padaş daryaft kagat kart. Joja kesti hasti. Kasım ver lan bana. Ben Şahmaran. Şahmaran? Şahmaran ha? İyi. Ben de General Rüstem Şah. Derdini bundan sonra bana anlatacaksın. Konuş bakalım. Rüstem Şah, beni iyi dinle. Uzatma Şahmaran. Yerini söyle hemen. Olay benim sorumluluğumda bundan sonra. Eğer bir kalleşlik yaparsan seni buraya gömerim. Rüstem, hemen telefonu küçük kıza ver. Babası konuşacak. Küçük kızın babasıyla anlaştık. Takas yapacağız. Kızı getir hemen. Emredersiniz General. Takas ha? Küçük kıza karşılık sen. Evet genel. Aynen öyle. Anası da olsa iş kesin olurdu ama. Ölene çare yok değil mi? Tabii ya. Tabii. Öldü o. Öldü. Al baban konuşacak. Doktor amca. Lütfen kurtar beni lütfen. Zeynep. Bıdık. Çitlenbik. Kuzum hiç merak etme, ben seni kurtaracağım. Ben seni orada bırakır mıyım hiç? Doktor amca gelecek, kurtaracak seni. İstersen kurtarabilirsin. Bir sus. Zeynep. Anan. O nasıl öldü de onu senin... Anam ölme. Kes. Uzatma lan. Şahmaran'ı getir, bu veledi al götür. Yoksa bir daha değil yüzünü görmek... Sesini bile duyamazsın. Anladın mı? Anam ölmedi ki benim. Getir şunu. Emredersiniz. Bırak, yürü, bırak yürü. Beni. Böyle yalnız mı olacaksın? Bir ailen, bir yuvan olmadan. Böyle yapayalnız. Benim yuvam vatan Meryem. O yaşarsa benim soyum yaşar.
Meryem. Doktor saçmalayacak gibi. Bir şey düşünmemiz lazım. Tamam, ben hallederim. Bak doktor, bu şans bir daha gelmez. Rüstem'i bilirim. Kasım onun yanında melek kalır. O kıza dediği her şeyi yapar. Ben bu saatten sonra bir işe yaramam. Deşifre oldum. Bari o kızı kurtar. Yeter be! Ulan hepiniz geberip gideceksiniz bu ülkede. Hala neyi düşünüyorsun aptal adam? Doğru lan. Doğru. Aptalın biriyim ben çünkü... senin gibi bir gerizekalıya inanıyorum işte. O Zeynep'e... o küçücük kıza kıyacaklar değil mi? Doktor, bak... İyi düşün. Hala çok geç olursa. Daha her şey bitmedi. Kurtulma şansınız var. Bitti, bitti, bitti. Takas, makas yok. Sen Türkiye'ye gideceksin. Her şey açığa çıkacak. Aga, kordon, hepsi haklı. Hepsi sonuna kadar haklı. Buraya kadar. Yürü lan. Yürü. Dur dur. Yürü. Dur. Ya Zafir yaşıyorsa? Ya ölmediyse? Ha? Ya kurtulma şansları varsa? Vazgeçebilecek misin onlardan? Yalan lan bu. Yalan. Oyun. Hani ben aptalım ya. Ben gerizekalıyım yiyeceğim öyle mi? Ara numarayı. Yalan mı değil mi gör. Hadi ara. Zafir öldü. Zafir öldü ki bu yalan bu. Yalan. Şşş, cevap ver lan bana bak. Zafir ölmedi mi? Rüstem, hemen kadını ver telefonu. Doktor, doktor sen misin? Zafir, Zafir sen misin? Sen yaşıyorsun. Yaşıyorum Allah'ıma şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun sen yaşıyorsun. Zafir. Zafir nasılsın? Ya bir cevap ver bak cidden bir nasıl? Size bir kötülük falan yapmadılar değil mi? Dokunmadılar değil mi size? Zafir. Ben seni öldü sandım. Yani öyle dediler. Öldü dediler. Yaşıyorum doktor. Bizi bir depoda tutuyorlar. Zeynep çok korkuyor. Bize ne yapılacak bilmiyoruz. Zafir korkmayın yok. Sakın korkmayın tamam mı? Bak bu dediğimi aklına yaz. Artık dünya yıkılsa ben gelir bulurum sizi. Kurtaracağım oradan. Ne gerekiyorsa yapacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım tamam mı? Kurtar bizi doktor baba. Ülkemize dönelim. Sen annemle evlen. Ben senin kızın olayım tamam mı? Anlaştık mı doktor baba? Ne olur. Oo cidden benim tamam sen hiç merak etme yok. Hiç merak etme sen. Kavuşacağız tamam mı? Ben geleceğim oraya her şey dediğin gibi olacak tamam mı? Sen hiç merak etme ben geleceğim. Hiç merak etme. Şahmaranı vereceksin lan. Yoksa bu ana kızla son konuşman olur senin. Anladın mı? Ulan bana bak, eğer onlara dokunursan var ya seni parça parça ayırır se. Allah kahretsin sizi. Bak doktor şanslısın. Zafir de yaşıyor. Al sevdiğini bitir bu işi. Kordon, o bile çocuğunu duyunca nasıl gitti? Sen niye sevdiklerini feda edesin? Ha? Bana bak lan. Bana bak. Bu takas olacak.
Ama şunu kafana sok. Eğer bir kahpelik olursa var ya, seni o an orada öldürürüm. Tamam. Yürü. Geç lan. Geç şöyle. Doktor. Sen... ülkene, vatanına ihanet mi edeceksin? Geç. Bak Meryem. Zafer yaşıyor, şimdi öğrendik. Beni anla Meryem. Benim bütün sevdiklerim gözümün önünde ölüyorlar. Teker teker ölüyorlar. Bunlar da ölecek. Biliyorum yani, hep böyle oldu. Bunlar da ölecek. Acı çekiyorum. Onları kurtarmalıyım Meryem. Onları kurtarmalıyım Meryem. Bana yardım et. Ne bileyim, bir çare bulalım. Bir çaresi vardır yani. Of. Tamam doktor. Bu şerefsizi verip Zafir'le kızını alacaksın. Aga. Onu bu işe karıştıramayız doktor. Dışarı çıkın. İçeride bir hareketlenme var. İndir şu şerefsizi. Olumsuz. Hedef açık değil. Bize açıklama yapmıyor. Bir açıklama yap. Sakin olun. Ateş etmeyin. Nerede lan? Nerede o kordon dönen it? Sakin ol. Çocukları bırak, teslim ol. Oyun oynamayın lan benle. Dur. Yapma sakın. Kordon yolda geliyor. Bize biraz daha zaman ver. 5 dakika lan, 5. 5 dakikaya burada olmazsa her dakikaya bir çocuk ölecek. Anlaşıldı mı lan? Nişancı. Olumsuz. Hedef açık değil. Bir şeyler yap. Öldürecek kurtlar. Memiş, ya kordon nerede? Neredesiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Adam çocukları öldürmeye başlayacak. Nazı, kordonu sınırdan alıverdik galiba. Geliveriyoruz. Ver şu telsizi. Ne oldu Nazı? Durum ne? Burada işler karıştı. Adam 5 dakikaya gelmediğin takdirde geçen her dakika için bir çocuğu öldüreceğini söylüyor. Lan bu imkansız lan. En az 15 dakikaya ihtiyacım var. O zamana kadar çocukların hepsi ölmüş olur kordon. O zaman başka bir tedbir düşünelim. Ayhan, durma uç. Hadi çabuk, 10 dakika yolda olacağız. Komutanım. Oğlum durma, geç onu, geç. Ya ne oluyor ya? Allah Allah. Gelmeyecek bu. Gelmeyecek. Oyun oynuyorlar benimle. Oyunu gösteririm ben onlara. Benimle oyun olmaz lan. Olmaz. Yapma ne olur. Çocukların suçu günah ne? Kes be.
Kordon'un oğlu bu değil mi? İlk bu geberecek. Görsün acı çekmek neymiş. Bırak onu! Bırak onu! Bırak onu! Kapı açılıyor. Nişancı hazır ol. İnisiyatif sende. Gördüğün an indir. Anlaşıldı. Gelmedi değil mi lan? Oyun oynuyorsunuz benimle. Benimle oyun olmaz lan. Şimdi görürsünüz. Yürü lan. Lan kordon ne oldu bu? Nişancı. Olumsuz. Hedef açık değil. Tekrar ediyorum, olumsuz. Lan yapma. Sakın yapma. Gelmedi demek he? Gelmedi. İyi lan. İyi gelmesin. Benimle oyun olmayacağını göreceksiniz lan. Lan bak yapma. Çıkışı tarayalım. Geberip gitsin şerefsiz. Çocuk da ölür. Hepsi öleceğine bir çocuk ölsün Naza. Başka şansımız yok. Ya saçma sapan konuşma lan. Saçma sapan konuşma. Kordon ne oğlu? Gelmedi. Oyun oynadınız lan benimle. Benimle oyun olmaz lan. Geberteceğim lan bu çocuğu. Beni istemişsin lan. Geldim işte. Allah'a şükür geldim. Çocukları dışarı çıkar öğretmen. Hadi, hadi çocuklar. Hadi, 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 hadi. Hadi koşun hadi, çocuklar. Hadi. Geldim oğlum işte. Hadi. Söyle derdini. Babamın öcünü alacağım lan sen. İyi. Hadi. Geldin lan. Al lan. Gel dedin geldim lan. Senin yüzünden arkadaşlarımı bırakıp geldim lan. Lan. Yaralı komutanımı bırakıp geldim buraya. Geldim lan işte. Geldim lan. Hey heyya. Hayda. Kordon. Tamam yeter dur. Yeter. Gel dedi geldim. Operasyonu bırakıp geldim lan. Tamam sakin ol. Bitti artık sakin ol. Yavuz da güvende. Yavuz. Oğlum nerede? Merak etmeyin korkacak bir şey yok. Sadece korkmuş. Ağlama artık Yavuz. Kötü adam cezasını buldu. Oğlum. Baba. Tamam. Baba, gel bakayım. Gel. Al bunu araca götür. Doktor. Doktor hanım, var mı bir sıkıntı? Gayet iyi. Biraz korkmuş. Bir süre yalnız kalmasın. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Rica ederim. Sen? Biz Zehra bacıyı arıyoruz. Ben kızıyım, ne oldu? Annen nerede? Konuşmamız gerek. Dur Zehra bacı. O adam bize lazım. Sakın ateş etme. Sakın. Sen Zehra bacının kızısın. Evet. Anaokulunda Yavuz'un öğretmeniyim. İyi. Ben bu aslanı eve götüreyim. Sana da geçmiş olsun Dilan. Beni unutmamış. Adımı da hatırlıyor. Memiş. Buyurun komutanım. Ben bu aslan parçasını eve bırakıp geliyorum. Sonra sınıra bırakacaksınız beni. Tamam komutanım, emredersiniz.
gel bacı. Nigar bacı. Neredesin? Çarşıya gitmiş olmalı. Gel bakalım. Baba bak. Bakalım. Kardeşi hastaymış. Köye gitmiş. Şimdi ben seni ne yapacağım be aslan parçası? Evden gitti. Ben kötü bir babayım ya. Gitti. Peki. Bu kadın seni kime bırakıp da gitti? Bana bıraktı Celil komutan. Sana mı? Söyleyecektim ama hemen gittin. Öğretmen anne. Gel bakalım küçük canavar. Öğretmen Hoppa. Anne geldi. Yavuz 4 gündür bende kalıyor Celil komutan. Ben gene gitmek zorundayım. Yavuz'u hiç merak etme. Ben onun öğretmen annesiyim. Öğretmen anne. Hadi aslan oğlum benim. Evet. Gel bakalım Yavuz. Eve geldik. Hoppa. Hoppa. Oturduğun yeri değiştirmişsin. Kardeşimin ölümünden sonra annem orada oturmak istemedi. Bunlar ne hesap? Bu evde ne var? Bilmiyorum. Bu eve çok girip çıkan oluyor. Tamam. Hadi sen eve gir Dilan. Memiş. Geç bakalım. Üstünde fotoğraf makinesi var mı oğlum? Olmaz olur mu komutanım? En alasından. Ayhan. Şu eve girenleri fotoğraf... Emredersiniz komutanım. Buyur tertip. Tamam komutanım. Komutanım tamam her şey. Hemen karargaha gidiyoruz. Bu adamlar ne ayakmış bir bakalım hadi. Tamam komutanım. Tertip hadi. Emret Hamit Hoca. Yan evde kim oturuyor? Anaokulu öğretmeniyle anası. Araç askeri. Adam timci üniformalı. Bu kız istihbaratçı olabilir. Evi takibe alın. Tamam Hamit Hoca. Adamın adı Abbas Dinç. Kod adı Hamit Hoca. Suriye'deki Ebu Lüli örgütüyle bağlantısı var. Daha önce Şahmaran'a yardım ve yataklıktan tutuklanmış. Kudüs ordusuna bağlı hücre evlerinin sorumlusuymuş. Yakalandığı hücre evinde iç savaş çıkarmakla ilgili belgelere ulaşılmış. Ama ne hikmetse adam serbest bırakılmış. Bu ev tekin değil Naza. Burada bir şeyler dönüyor. Albay'a durumu danışmamız lazım kordon. Ben komutanın yanına dönmeliyim Naza. Bu herif gerçekten hücre evlerinin sorumlusuysa... Serdar Şahmaran'ı buraya getirdiğinde hücreleri harekete geçirir. Eğer yakalanan belgeler düzmece değilse iç savaş provokasyonu başlar.
Bu oyunu bozmalıyız. Sen burada kal. Bu işi çözelim. Dönsem iyi olacaktı Naza. Sorun ne Kordon? Doktorda arıza var. Balatayı sıyırdı. Hadi ara. Takasın olacağını söyle. Numara doktorda kayıtlı. Arasın. Doktor. Sesi dışarı ver de duyalım. Sakın bir kalleşliğe yeltenme şerefsiz. Şahmaran. Takas olacak Rüstem. Beni verip anneyle kızı alacaklar. Tamam Şahmaran. Sınır karakoluna gelin. Oraya yaklaşamayız. Sadece anne ve kızı bize getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Şş, beni iyi dinle lan. Telefonu Zafer'e vereceksiniz. Onlar alıncaya kadar iyi olduklarını bilmeliyiz, tamam mı? Tamam. Telefonu kadına vereceğim. Söylesene, bu kamp uzakta mı? Kuzeye 10 kilometre. Buraya çok yakın. Hadi çözün ellerimi. Yavuz Bey, ben seni çok iyi bilirim. Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin. Ellerini gittiğin yerde çözerler. Gir şuraya. Niye be? Çünkü şey diyorum, sağlam kazığa bağlamak lazım. Buradaki eşek sen oluyor. Gel şuraya. Gel. Gel. Dur lan. Hadi. Hadi doktor. Allah yardımcınız olsun. Amin. Doktor. Ne oldu Meryem? Yanımızda yeteri kadar cephane yok. Şerefsizler kahpelik yapar da çatışma çıkarsa yanımızda silah, cephane olmalı. Evde bir odada var. He şu. Tamam ben biliyorum orayı. Hadi yüklen gel çabuk. Dikkat et de Serdar uyanmasın. Tamam peki.
amca bizi kurtarır mı ana? Merak etme kuzucuğum, kurtaracak. Zafir, merak etmen yoldayız, tamam mı? 10 dakika daha sabredin. Bu şahmaran denen şarlatanı vereceğiz, sizi alacağız. Allah'a çok şükür doktor. Bitiyor sonunda. Doktor bizi kurtarmaya geliyor değil mi ana? Geliyor kuzum. Doktor amcan geliyor. Seni çok seviyorum doktor amca. Ben de seni çok seviyorum. Cidden mi ki? Şahmaran'ı takas için geliyorlar başkanım. Emriniz? Emrimi biliyorsun Rüstem. Tekrar tekrar sorup durmayın. Şahmaran artık bize yük. Bu safrayı içimizden atmamız lazım. Rihinelere gelince sungurlara da bir ders verelim. Emredersiniz başkanım. Reşit. Emredin generalim. Gelen aracı vurun. İçindekiler ölecek. Kimse kurtulmayacak. Emredersiniz generalim. Sevdiklerine kavuşuyorsun. Öyle Meryem, öyle. Ama içim buruk. Şahmaran şerefsizini verdiğimde aga temize çıkıp üniformasını giyecekti. Belki de dönünce istifa etmem gerekecek. Hem belki aga beni mahkemeye bile verir. Haksız da değil doktor. Ona da, ülkene de ihanet ediyorsun. Zafir'le Zeynep'i kaybetmeye dayanamam Meryem. Daha önce de kaybettim sevdiklerimi. Bu sefer buna izin veremem. Doktor, kampa girelim. Geldik Zafir, geldik. Merak etme. Nizamiye kapısına yaklaşıyoruz. Doktor, çitlenmenin bir isteği var. Neymiş? İlçeye döner dönmez nikah dairesine gidip evleniyoruz. Tamam Zafir, tamam. Merak etme. İlçede evleniyoruz. Sonra sen, ben, çitlenmek. Gidelim, yaşayacağımız uzak bir yere gidelim. Artık buralarda durmak yok. Kuzum, canım benim.
çevirdiler yolumu. Erzurum'dan çevirdiler yolumu. 5-10 polis bağlarla kolumu. Aman kolumu. 5-10 polis bağlarla kolumu. Hazır olun. Size doğru geliyorlar. Tamam. Ne bağlarsın polis? Şu misafirlerimizi yemek verin. Türkiye'de bizi kötü anlatmasınlar. Siz de gereken hazırlıkları yapın. Emredersiniz general. Ben bilirim karakolun yolunu. Aman yolu. Ben bilirim karakolun yolunu, aman yolunu. Elleri koynunda kınalı gelin, edalı gelin. Başının yazması oyalı gelin. Sevdalı gelin. Elleri koynunda kınalı gelin. Edalı gelin. Başının yazması oyalı gelin. Sevdalı gelin. Afiyet olsun. Yolda giderken acıkırsınız. Ana.
Zeynep'im. Kızım. Ne olur bir şey söyle. Bebeğim uyan. Yavrum. İmdat. Yardım edin. Azol. Şahmaran'ı gözden çıkarmış bunlar. Şahmaran'ı gözden çıkardılarsa Zafir'le Çitlenbi'yi de gözden çıkardı bu şerefsizler. Yok etsin. Roketçi bir tane daha. Erzurum'da çevirdiler yolunu. Erzurum'da çevirdiler yolunu. 5-10 polis bağlarda oldu. Aman kesin. Canlı istiyorum şunları. Alın biraz sohbet edelim. Bagajda. Aç lan şunu. Kıpırdama. Kıpırdama sakın. Aga. At silahını. Söyle askerlerine silahlarını bıraksınlar. Yoksa kalbin delik deşik olur. Atın lan silahları. Beni affettin mi şimdi? Barıştık mı yani? Doktor, bunu sonra konuşacağız. Tamam mı? Git. Şimdi Zafir'le kızını al, buradan çıkalım. Tamam. Zafir! Zafir! Rehineler nerede lan? He? Karargahın yanındaki depoda. Şurası. Yürü doktor. Öldüler.
Benim yüzümden oldu. Asker oldum. Uğraştım. Çok uğraştım. Her şeyi yaptım sattım. Vatana ihanet ettim. Bagaya ihanet ettim. Ne bileyim. Koştum çıktım. Yetişemedim. Özür diler. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Öldüler. Bana gelip izin alır, sana gelip sana gelip akun, İsmail Erbey istin, akun, İsmail Erbey istin, akun. Bakın! Bakın! Topraklar fitneyi, terörü körüklüyor. Bizi bile ne hale getirdi. Fitne daha bile eritir doktor. Celil'e haksızlık etti. Ama o kordon gibi davrandı. Fitneyi söndürmek için sustu. Sen de içindeki ateşi söndürmenin yoluna bak artık. Parça kanlı topraklarda kaldı. Hoş geldin oğlum. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun Serdar. Karşıki dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. Gül yüzlü analar gururları, yiğitler askere uğurlanır. Hey gidi aslanlar, hey hey
geldi sungur var. Mehmet vatanım, evladı Mehmet, en yüce mertebe şehadet elbet. Gülredi aslanlar, hey hey titredi düşmanlar. Olmasın diyerek bu nazlı bayrak, dedi düşmana hey Allah Allah. Gülredi aslanlar, hey hey titredi düşmanlar. Şeki dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar. Ucuz atlattı. Hoş geldin aslan. Hey kükredi sungurlar. Yüzlü analar gururları. Hoş geldiniz komutanım yani. Sağ ol koçum. Hey gidi aslanlar. Hey hey kükredi sungurlar. Bizi kendi ülkemizde aşağıladılar. General Rüstem Şah öldürüldü. Bütün sırlarımızı bilen Şah Maran kendi evimizden kaçırıldı. Karşılığını en büyüğünden görmeliler. Emriniz nedir komutan? Uyuyan hücreler plana göre hareket etsinler. İç savaş konseptine geçiyoruz. Anlaşıldı. İç savaş için uyuyan hücreler harekete geçirilecek. Hamit Hoca. Evet. Kış bastırmadan odunu ateşe verelim. Evi ısıtın. Anlaşıldı. Odunlar hazır. Bekliyoruz. Bir saat sonra Karalar Kahvesi'ne gelin. Anlaşıldı. Doktor. Aga beni affet. Doktor, bu halin ne? Beceremedim aga. Yapamadım. Zafer'i de, Çitlenbi'yi de kurtaramadım. Benim yüzümden öldüler. Senin güvenini sarstım. Kordonu. Dönmeye yüzüm yok aga benim. Sungur olmak demek, hatasından ders almayı bilmek demektir. Fitne ülkeye yayılırken, bize bunca iş düşerken, senin burada oturmaya hakkın yok doktor. Doktor, hadi gidiyoruz. Serdar, karargâhtan burada olduğunuzu söylediler. Şahmaran'ın tutuklanmasıyla iç savaş çıkartacak. İlçede uyuyan hücreler harekete geçmiş. Celil abi de o hücrelerin peşinde. Hadi çıkalım, hadi. Thank you.
Niyazi. Belayım Niyazi. Bela. Şimdi anlat bakalım. Hamit nerede? Neyin peşindesiniz? Bittiniz siz. Durduramayacaksınız. Ne oluyor lan? Aç. Aç lan. Aç lan ağzını. Çıkar şunu. Çıkar, çıkar dedim sana. Çıkar. Gel oğlum. Gel biz gidelim. Aç lan ağzını. Aç dedim. Aç ağzını. Aç ulan. Aç ağzını. Aç. İç savaş konseptine geçin. İç savaş konsepti mi? Kordon? Naza. Bu adamın üstünde iç savaş konseptine geçin diye bir not çıktı. İç savaş ha? Şahmaran yakalandı diye ülkeyi ateşe verecek şerefsizler. Uyuyan hücreleri harekete geçirdiler Kordon. Başları Hamit. Oyunu bozmak için ona ulaşmak lazım. Bu her gelenin telefonunda numarası vardır. Ben bir şekilde ulaşırım ona. Bir de bir kağıt var. Bir evin adresi var burada Naza. Çam Sokak 21 numara. Çam Sokak numara 21. Burası. Hücre evi olmalı. Adamın gelmemesinden şüphelenebilirler Kordon. Anlaşıldı. Ben oraya gidiyorum Naza. Adamlar uyanmadan uyutalım şunları. Dikkatli ol. Tamam. İç savaş konsepti ha? Hamit Hoca, ben nereye gireceğimi unuttum da onun için aradım. Sen aptal mısın be? Bir saat sonra karalar dedik ya. Bir saat. Bu bana yeter. Gel. Komutanım. Yavuz şerefsizi sana komplo kurduğunu itiraf etti Serdar. Bu senin göreve iade emrin. Yine Sungurların resmi komutanısın. Sağ olun komutanım. Doktor, yaptığın yanlıştı. Serdar kefil olmasaydı sözleşmen iptal edilecekti. Bir daha sakın böyle hatalar yapma. Zafer ve kızı için çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Sağ olun komutanım. Gelin. Komutanım hoş geldiniz. Durum ne Naza? Kordon bir uyan hücrenin sorumlusunu indirdi. Adamın üzerinden iç savaş konseptine başlayın notu çıktı. Kordon hücrelerinin sorumlusuna ulaşmaya çalışıyor. Şahmaran yakalandı diye ülkeyi ateşe verecekler. Acem'in kuyruğu hücrelere emri verdi demek. Bu hücreleri bulup tek tek imha etmek zorundayız. Komutanım, emriniz nedir? Celil'den haber bekleyeceğiz Serdar. Siz de hazır olun. Celil komutanım bağlantıda komutanım. Naza, operasyon senin. Emredersiniz. Şu kapıya baksana. Sekvan.
Burası tamam Naza. Birilerini gönder etrafı temizlesin. Ben Hamit'le görüşmeye Karalar Kahvesi'ne gidiyorum. Bu arada bana yeni kimlik lazım. Buna hazırlıklıyız Celil. Memiş senden evvel kahvede olacak. Acele et. Hamit gelmek üzere. Tamam. Selamünaleyküm. Hoş geldin Hamit hocam, buyur. Buyur otur. Otur, otur. Ne yaptınız? Bekliyoruz hocam. Hadi hadi. Aç aç. Hadi arkadaş, acele edivereyim gari. Hadi. Hadi arkadaş, adam geliverdi. Celil komutan bizi bekleyiveriyor. Hadi eyvallah. Yok. Daha fazla bekleyemeyiz. Gidelim hadi. Bir kaybedersen bulamam onları. Hamit Hoca. Sen kimsin? Niyazi ben. Yanımıza gelmek için ne bekliyorsun be adam? Emin olmak istedim Hamit Hoca. Deşifre olmamak için. Bak sen. Tedbir ha. Aferin sana. Hadi gidelim. Eyvah. Şimdi yanıverdik gari. Hadi sen git. Tamam. Kordon kimliksiz katılıverdi aralarına. Atlarlar sahibayı iyi verir. Canla bu karı. Bu karıyı getirin bana. Geç. Geçin oturun şöyle. Geç. Şöyle geç. Temiz bunlar Hamit Hoca. Şahmaran yakalandı. Merkezden iç savaş konsepti için emir aldık. Hepiniz buradan çıkınca adamlarınızı toplayıp size verilen eylemleri yerine getirmek için yerlerinize gideceksiniz. Şimdi herkes kimliklerini çıkarsın. Görev zarfını dağıtacağım. Duymadın mı beni? Çıkart kimliğini. Kimliğin nerede lan? Arıyorum hocam. Evde kaldı herhalde. Görev zarflarını alanlar çıkın.
Bunu da bodruma indir. Kimliğini ispat edemeyen aramıza sızmış ajan demektir. Bunu bilmen gerekirdi. Karıyı aldık Hamit Hocam. Şimdi doğru mu söylüyorsun, yalan mı anlaşılır. Getirin. Bunlar bizi gözetleyen muhbirler. Deşifre oldu. Ölecekler. Madem sen ajan değilsin. Bitir işlerini. Tabancanda iki mermi var. Sakın bir aptallık yapma. İşlerini bitir. Ben de sana inanayım. Hamit Hoca, timciler geliyor. Gel buraya. Celil. Komutanım, şerefsiz oğlumu alıp kaçtı. Hücrelere görevleri verildi. Bunu sadece Ahmet biliyor. Ben peşinden gidiyorum. Al bunu. Adam sende, tamam mı? Tamam. Hadi. Bırakın lan! Yoksa gebertirim bu çocuğu. Çocuğu bırak, teslim ol. Geri durun, sıkarım kafasına. Ne yapıyorsun lan? Ölmek mi istiyorsun sen? Yürü, yürü, yürü. Geç, 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 geç. Hadi çabuk. Koş. Yürü hadi, yürü. Geç, geç. Nereye gidiyoruz hoca? Kızılkayalara. Sınırı geçeceğiz. Suikast Suriye'deki Kudüs ordusu komutanlığından idare edilecek. Biz de orada olacağız.
Ne olan ne bakıp duruyor? Şu velete sıkmak lazım. İyi, sık o zaman. Oğlum, sakın kalma, tamam mı? Ha? Ziren ablan gelecek. Diğer hücreler iç savaş konsepti emirlerini aldılar. Eylemler yakında başlar. Sorun yok. Tamam. Sen ortalarda görünme. Hemen Suriye'deki Kudüs ordusu komutanlığına geç. Gereken emirleri oradan alacaksınız artık. Anladın mı Hamit? Tamam başkan. Araç Selvi Sokak'ta. Biz Kızılkayalar'a gidiyoruz. Hamit sınırı geçecek. Nereye gidiyoruz hocam? Hemen ilçe çıkışına gelin lan. Çabuk olun. Yürü hadi. Kalsın. Tamam. Doktor, Tim'e haber ver. Hazırlanıp çıksınlar hemen. Kızılkayalar'da buluşacağız, tamam mı? Emredersin aga. Tim, hazırlanın hemen çıkın. Tamam mı? Kızılkayalar'da buluşacağız. Az daha pisipisine ölecektin ha. Timcilere dua et. Kimlik iç cebimdeymiş hocam. Durun lan durun. Teslim olun. Kımıldama kımıldama. Kaldır elleri. Teslim olun lan. Yat yere yat. Yat lan. Yat sen de. Lan yat. Doktor. Dur. Çocuklar durun. Sakin olun. Celil. Sen buradan kaç. Hamit bana güvendi komutanım. Onu alırsam diğer hücrelere ulaşmam çok kolay olur. Tamam Celil. Beni rehin aldın, tamam mı? Kap götür şu şerefsizi. Kımıldama lan. Yürü. Yürü hadi. Yürü. Yürü. Yürü lan. Timciler, sakın kımıldamayın. Komutanınıza sıkarım ha. Tamam tamam, sakin ol. Bir şey yok. Çocuklar, sakın ateş etmeyin ha. Hoca, hadi. Kalk gidiyoruz. Tamam durun, çabuk, sakin çabuk, olun. Çabuk, hadi çabuk. He. Şşş. Siz durun lan. Thank you.
Çocuklar, şu şerefsizleri alın. Hadi Memiş hadi. Memiş al onları hadi. Evdeki evrakları getirdik Hamit Hoca. Tamam lan, bodrumdaki kasayı kapatın. Niyazi, şimdi iç savaş konsepti uygulanmaya başlayacak. Türkiye yanacak Niyazi, yanacak. O ajanı alacağım mı? Seyfo, Arif! Buyur Hamit Hoca. O öğretmen kız var ya, onu dağdaki çiftliğe kaldıracağız. Suriye'de satılacak. O timci komutan arasın bulsun bakalım ajanını. Hadi çıkalım. Takip edin. Hadise çıkmadan alın. Tamam. Bir şey yapmam lazım. Ben de kızın önünü keseyim. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Oradan bana bir çay, bir makarna, bir de salça verir misiniz? Tararız. Dursana. Dur, dur. 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 Bırak!
Gir içeri, gir içeri. Hoş geldin Hamit Hoca. Hoş bulduk. Bir çay demleyin de içelim. Suriye'ye götüreceğimiz kız buysa gece bastırmadan götürelim. Aceleye gerek yok. Ben bu kıza bu gece bir mutağın nikahı kıyacağım. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Dur. Allah senin de belanı versin. Hayvan herif. Yapma dur. Hayvan herif. Celil Assubay? He? Assubay mı?